Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun diyorum oğlum? Ne yapayım? Daldın gittin. Oyun oynuyorum arkadaşlarla. Kapı niye kapalı? Ses gelmesin diye baba. Bu kapı kapanmayacak. Niye, ne oldu bir anda ya? Ne oldusu mu var ya? Benim evim benim kapım. Kapanmayacak. Bu kapı bir daha kapanmayacak. Bana bak ya, kapıma bile karışıyor. Sanki onun odası. Haklısın baba ya. Bu sıcakta kapı mı kapılır? İşte düşünemiyorum ki. Kızım acıtmadan yap. Ne yapıyorsun sen? Ay. Anne, bu benim protesto makinesinin babamla konuştuğun değil mi? Kızım sen bu işin eğitimini alman lazım. Eğitim almadan yapılır mı hiç? E bak işte anne, ne kadar güzel yapıyorum sana. Kızım ben başka. Hata yapsan da ben sana bir şey söylemem. Ama dışarıdaki bir insan para verince parasının boşa gitmesini ister. Peki? Ya anne sence gider mi? Bak ne güzel kaliteli hizmet veriyorum sana. Ne? Ne veriyormuşsun sen bana? Kalite marka anne. Kızım o senin dediğin parça. Hadi kalk oynayalım. Kalite marka. Fabrikadan halka. Yok anne ya, sen beni anlamıyorsun, dalga geçiyorsun. Bu kız iyice git gel kapalı oldu ya. Bir türlü ergenlikten çıkamadı ya. Kalite marka. İtiraz mitiraz kabul etmiyorum. Lazer yaptıracağım. Süt gibi vücudum var, kimseye gösteremiyorum kıldan ya. Destur. Bu da nereden çıktı ya? Senin canın mı sıkılıyor? Hem sen vücudunu kime göstermeyi düşünüyorsun? Canım yanlış anlama. Dost düşman görsün diye diyorum ya. Edep kocacığım, edep. Ben senin yanında olmasam var ya, sen oranı buranı da açacaksın utanmasan. Açarım. Vücut benim, ten benim. Kan benim, damar benim, kan benim, damar benim. Yok canım, lazer falan yaptıramazsın. Ben istemiyorum. Allah Allah. Niye yaptıramıyorum ben? Ben seni karı kızın eline teslim eder miyim? Yavrum, lazer yaptırıyorum, lazer. Masaj değil, abartma. Canım, senin tenine benim elimden başka bir el değemez. Yok öyle bir şey. Ne oldu canım? Hani o kıskanmayan kul tavırlara? Demek ki sen de beni kıskanıyorsun. Hala biraz benim var benim canım. Al benim mi varmış? Canım, ben seni kıskanmıyorum. Sadece hem cinslerime güvenmiyorum. Canım, bak şaka maka bir yana. Ben bir kadın yanında üstümü değiştirse başımı kaldırıp bakamam ya. Sen beni bilmiyor musun? Tabii. Sen var ya sen. Karda yürür, izini belli etmezsin, izini. Laflara bak laflara. Yavrum, sağlık için. Bu sıcaklarda kanter içinde kalıyorum bu tüyler yüzünden ya. İyi bakalım. Peki nereye yaptırmayı düşünüyorsun? Senin kardeşinin yaptırdığı yere yaptıralım işte. İyi madem. Ben bir fiyat araştırması yapıp geliyorum. Aslan karıcığım benim, aslan karıcığım. Yap. İyi bir araştırma. Sıkı sıkı ha. Baba, lazer mi yaptırıyor? He oğlum, sen nereden duydun? Kapılar mı dinliyorsun lan yoksa? Baba, annen teyzenle konuşuyordu. Ben de oradan duydum. Ne diyorlardı? Teyzenle konuşuyordu benim arkamdan. Tamam baba, ben ararım direkt. Makbule teyze mi ne varmış? Ona yaptıracaklarmış galiba. Makbule mi? Ay, ulan yaprak. Bırakmıyor ki stajyer kızlar yapsın lazerimi temiz. Baba bakıyorum da ufak çaplı bir hayal kırıklığı oldu galiba. Sus, anası kılıklı, beni ayağa kaldırma şimdi. Ne oldu baba ya? Bu Makbule. Ulan ister misin Recep İvedik'in masaj yaptığı kadın gibi bir rüşit çıksın karşıma? Baba hayırdır, sen lazer değil de sanki... Ne sankisine? Ben sen yoksa mutlu son mu diyecektin? Baba mutlu son ne ya? Ulan çocuğun aklını karıştıracağız ya. Ne mutlusu oğlum, karıştırma. Hele sen şöyle bir otur da şu lise kariyerini konuşalım seninle. Konuşalım mı baba? Sen yine sinirleneceksin galiba. Niye sinirleneyim babacığım? Otur adam gibi konuşalım işte. Baba ben meslek lisesine gideyim diyorum. İyi düşünmüşsün oğlum. Peki hangi bölümü okuyacaksın? Muhasebe diye düşünüyorum baba. Saçmalama oğlum, sen paradan neyim anlamazsın ya. Başka bölüm seç. Peki inşaat? Milletin evini yurdunu söndürürsün sen. Sen de inşaatçı tipi yok bir kere. Allah Allah. Ya bilgisayar? Sen ondan da oyundan başını kaldırmazsın. Baba sen benim meslek okumamdan emin misin? Emin miymişim? Oğlum adam gibi bölüm seç o zaman. Tamam baba tamam. Ben halledeceğim. Halledersin. Bugüne kadar hallettiklerin ortada zaten. Baba ben çıkıyorum. Bir şey diyor musun? Ne diyeyim oğlum? Allah sana hidayet versin. Baba ne hidayeti ya? Bisiklet süreceğim de izin vereceğim mi? Bisiklet mi? Korkuyorum yine sormaya ama. Niye korkuyorsun baba? Bisiklet oğlum. Bisikletin durumu nasıl? Süper baba süper. Maşallah. 10 numara. Senin maşallah dediğin sabah çıkmaz ya. Hadi bakalım. Baba emin ol ki bu yaz senden hiç para istemeyeceğim. Aktarıcı aldın. Yeni pedal aldın. Bakım yaptık zinciri.
10 numara bisiklet oldu. İyiyim adam, hadi git sür bisikletini. Ama dikkat et arabalara filan. Tamam babiş, öpüyorum. Başlatma lan babişine, kırarım kafanı ha. Tamam baba ya sen de. İlla tespihimi çıkaracaksın yani. Şöyle adam gibi konuş. Lan o benim tespihim miydi? Anne, bir ben kaldım lazere gitmeye. Kızım, lazer pahalı. Pahalıymış. Peki madem babam nasıl gidiyor lazere? Adam rahat edemiyorum diyor sıcak havalarda. Bunalmış. Of ya, sence kendinizi düşünüyorsunuz. Niye nankör kızım? Seni düşünmüyor muyuz? Beni anca iş güçte aklına getiriyorsun anne. Kızım, iş dedin de koca ev tadilatta. Kalk sağa sola temizlesene. Anne, usta yine gelecek, yine pislenecek. Temizlemenin ne anlamı var? Tabii kızım tabii. Senin aklına uyarsak geceden kalan yatakları da toplamayalım. Nasıl olsa pisliğin üzerine geri yatacağız değil mi? Yani mantıklı anne. 10-15 saat için yatakları topluyoruz. Sus kız sus. Millet duyar da der ki seni yetiştirenin ananın babanın yüzüne tüküreyim. Aman anne abart abart. Benimki sadece varsayımdı. Bak 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 bak, varsayımmış. Bu dolapçılar da nerede kaldı arkadaş ya? İşimiz gücümüz onlara bağlı. Gelip dolabı yerine koysaydılar biz de işimizi gücümüzü yavaş yavaş halletseydik. Anne o değil de kargocular bu merdivenlerden nasıl çıkaracaklar dolabı? Adamların işi bu kızım. Kalk sen de senin olan temizliğin başında işlerini yap. Bazen düşünüyorum da ben olmasam ne yapardın anne? Olmasaydın evlat edinirdin kızım. Demokraside çare çok. Ne oldu oğlum, erkencisin? Bağ bisiklet teker gitti ya. Nasıl gitti ya? Oğlum bu tekere ne oldu? Hani bu yaz bu bisiklet bir daha masraf çıkarmayacaktı bana? Baba büyük konuştum galiba. Ne demişler oğlum? Büyük lokma ye ama büyük söz konuşma. Değil mi? Ben ne yapacağız şimdi bu bisiklete? Bekleyecek Poyraz, bekleyecek. Hem zaten bu havalarda bisiklet mi sürülür? Kafana güneş geçecek lan. Üf ya, gitti kız gibi bisiklet. Resmen tecavüz etmişsin bisiklete. Kim bilir yine ne hareketler yapıyordun değil mi? Ne tecavüz baba? Adam gibi gidiyordum ben yolumda. Ulan madem adam gibi gidiyordun da bu pisletin tekerine yıldırım mı düştü? Baba bırak yıldırımı ya. Yaptıralım mı? Paslanacak yoksa böyle. Hele bir dursun, hele bir dursun. Maaş çıkınca bakarız. Bak baba, sonra sözümü unutma. Tamam dedik lan, eşek sıpası. Fazla konuşma. Götür kaldır pisleti, su mu gelmesin. Tamam, bamiye dayanamayacak. Yaptıracak bisikletimi ya. Abla, sen beni bu iş için mi çağırdın Allah'ını seversen? Evet kuzum, onun için çağırdım. Abla, Öykü yardım etmiyor mu sana? Teyze, iki gündür canım çıktı ya, kırıldım valla. Bu dolap işini kim çıkardıysa? Kötü mü oldu kızım? Diğer dolaba hiçbir şey sığmıyordu. Bak şimdi ham dolabı gibi oldu. Ama abla, bu dolabın da çok güzelmiş. İçim içi, bayağı geniş yani. Güzel. Sus sus, enişten duymasın valla. Dolabın güzel diye bizi topa tutar. Niye ki abla? Kızım, yeni dolap aldık ama daha eski dolabı satamadık. Onun için diyorum. Kaça satıyorsunuz abla dolabı? 15.000 canım. Aslında bakarsan çok da pahalı değilmiş abla. Durumum olsa ben alırdım valla. Valla kız, benim de durumum olsa sana hediye ederdim. Ne olacak sanki? Olsun abla, canın sağ olsun. Yeter ama, başladınız laklara. Daha bir sürü iş var ya. Ederiz ederiz Öykü. Abla, lazer işi ne oldu eniştemin? Yaptıracak enişten, durur mu? İyi oluyor abla valla. İnsan hafifliyor. Ben de gidiyorum, çok memnunum. Senin enişten de ne hafifler ne hafifler. Ha. Ben mi uykuydum? Uykum beni uydu, hiçbir şey anlamadım. Her tarafım et kırıyor arkadaş. Bu nasıl bir şey ya? Öykü, annen nerede? Merdivenleri yıkıyor baba. Niye kızım? Anan gündelikçi mi oldu merdivenleri yıkıyor? Peki sen niye ona yardım etmiyorsun? Bana diyene bak ya. Daha yeni uykudan uyanıyor, bir de bize laf söylüyor. Ben burayı temizliyorum, annem de apartmanı temizliyor. Dillere bak dillere, anakonda dili gibisin maşallah. Dur ben şu anana gideyim bir bakayım. Bak baba bak. Kızım ne var böyle? Bir de benim şortumu giymişsin. Ne yapayım Haydar? Merdivenleri siliyorum. Canım bu iş senin işin mi? Merdivenler yıkanıyor zaten. Farkında mısın? Evimizin içi inşaat oldu. Kapılar açıktı. Apartmanın içi de illaki toz oldu. Yıkamasak biz böyle pis pis kalır. Tamam canım da bu merdivenleri yıkama zamanı ne zaman? Bekleseydi biraz. Merdivenler yıkanalı 2 gün oldu. Biz de bunu temizlemezsek arkamızdan laf ederler. Emek der karım benim. Arkamızdan laf olmasın diye sen de merdivenleri yıkıyorsun.
Peki Poyraz'la beni niye çağırmıyorsun? Poyraz oyundan başını kaldırmıyor ki. E sana da gelince sen işe gidip geliyorsun. Zaten yorgunsun. Bizimle mi uğraşacaksın? Olsun canım, olsun. Sen de evde iş yapıyorsun olacak. Yoruluyorsun. Laf ediyor musun? Ben de sana yardım etmekten gocunmam. Beni çağıracaksın böyle işlerde. Tamam mı? İyisin, iyisin. Baba, havalar çok ısındı ya. Allah Allah, şimdi de meteoroloji durumlarına mı bağladın işi? Yok baba, bir şey ima etmeye çalışıyorum sana. Ne ima ediyormuşsun sen bana? Bu sıcaklarda klima kapalı. Oğlum daha sabah saati lan, serin hava. Tamam baba, klimayı çalıştırmıyorsun. Ben de serinlemek için başka bir yol buldum. Ne yoluymuş lan o, işe yaramaz? Dondurma baba, hem soğuk hem lezzetli. Yiyince de çok serinliyor insan. Allah Allah, bunu sen mi keşfettin? Ulan git suya gir. Ne suyu baba ya? Parayı kıyamadığından dolayı bu sıcaklarda bile dondurmadan mahrum kalıyoruz. Ben mi sizi mahrum bırakıyorum? Yalan baba. En son dondurmayı 30 saat önce yemiştim. 30 saat mi? Ulan 1800 dakika yapar. Ben size ne yapmışım böyle? Ya baba, görüşe neler çektiğimize. Ulan bir dondurma ne kadar be? Ben çocuğuma dondurma bile yediremiyorum. Yediremiyorum ulan! Haydar sakin ol, ne yapıyorsun? Baba sakin ol, konu komşu bizi izliyor ya. Tamam baba ya, drama bağlama. Ben en iyisi bir soğuk suya gireyim. Nasıl saldın başımdan? Sen de çok abartıyorsun Haydar. O niyeymiş canım? Her istediğini alayım da arsız mı olsun iyice? Anne babam haklı. Senin oğlun sürekli bir şeyler istiyor, yetinmeyi bilmiyor. Diyene bak diyene. Sanki senin ondan alt kalır bir yanım var. Allah Allah, beni Poyraz'a bir tutuyorsun öyle mi? Ben ne istedim şimdi? Evet Yaprak, Öykü Poyraz'a göre daha akıllı. Ne akıllısı ne akıllısı. Sen bir de Öykü'nün bana yaptıklarını gör. Anlatmıyorsun canım. Anlat da bir bileyim. Evet anne söyle. Ne yapmışım, ne istemişim senden? Sayayım kızım. Protez tırnak yapmak istersin. Lazere gitmek istersin. Arkadaşımla bir yere giderken çocuk gibi ağlarsın. Biraz da beni yalnız bırak, yalnız. Öyle mi? Bunlar benim sürekli istediğim şeyler mi? Kızım sen ne diyorsun? Bir de bunları sürekli mi isteyeceksin? Bunlar ne kadar pahalı sen biliyor musun? Bir lazer, bir protez tırnak seti kolay mı? Bana gelince maliyet hesabı yapıyorsun ama onunla gelince oyun bilgisayar alıyorsun baba. Kızım bilgisayar evin ortak eşyası. Hepimiz kullanabiliriz. Senin işin olduğu zaman sen kullanacaksın. Sadece Poyraz'a ait değil o. Oğlum başından kalkmıyor ki biz oturalım. Tamam kızım, bunu dert etme. Ben konuşacağım, halledeceğim, tamam? Sen annenin dediklerine kulak ver. Anneni üzme artık. He ya, üzmez üzmez. Sabahtan beri benimle kavga ediyor. Sen beni ispiyonla anne, ispiyonla. Yeter be, ben gidiyorum. Bak bak havalara bak. Tam ergen tripler oldu bunların hepsi ya. Sorma sorma. Selamünaleyküm abim. Aleykümselam kardeşim, buyur. Magnum ne kadar abi? 45 lira kardeşim. Ha, benim 20 liram var abi. Yetmiyor kardeşim ya, kusura bakma. Eyvallah abim. Arkadaş bu ne ya? Bir Magnum olmuş 45 TL. Biz ne yiyeceğiz ya? Baba! Ne var lan, işe yaramaz. Magnum baba, Magnum almışsın. Ne var oğlum Magnum almışsan? İlk defa mı Magnum yiyen bir adam görüyorsun? Baba, bir iddiaya var mısın? Ne iddiasıymış oğlum? Anlat hele bir bakayım. O Magnum'u bir ısırıklayalım. Hem de 20 TL'ye iddiaya girelim seninle. Sen bu dondurmayı bir ısırıkla yiyeceksin ha? Hayatta yiyemezsin. Var onun lan iddiaya. Tamam baba, izle gör şimdi. Bu ısırıkla nasıl yiyorum? Nasıl? Bak bir ısırıkla yiyemedin işte. Tamam baba, al ya. 20 lirayı kaybettim. Ya nasıl kazandım 20 lirayı? Ben her zaman kazanırım oğlum. Evet baba, evet. İnşallah bir gün ben de kazanırım ya. Kısa günün kârı. Magnum. Olan Poyraz! Baba, benim fitness salonuna gitmem lazım. O nereden çıktı oğlum? Bağ milletinde sözcüğü var. Ben onların yanında çelimsiz kalıyorum. Çelimsiz kalıyormuş. Peki ne kadarmış bu fitness salonun ücreti? Aylık 1250, 3 aylık da 3250. Kampanya yapmış adamlar ya. Vay baba şarap çanağına. Ne diyorsun baba ya? Tamam tamam, sen git, ben halledeceğim. Ne zaman halledeceğim baba? Bekle ve gör oğlum, pek yakında. İşimiz yine sonuna kaldı desene baba. Çok sonra değil oğlum, çok sonra değil. Birazdan salon hazır. Kalk oğlum, hazır. Ne hazır baba? Fitness salonu oğlum, fitness. Hadi oyalanma da gel. Allah Allah, umduğumdan çabuk oldu. Evet, ağırlıklarımız burada.
Baba, burası bizim salon. Oğlum, ben seni yabancı salona yollar mıyım? Evimizin mis gibi salonu var. Bak burada bizim Ağırlık hocamız da var. Sana yardımcı olacak Duman. Değil mi Duman? Partileri bu sayacak. 1 set, 2 set, 3 set, 4 set. Tamam mı oğlum? Hiç umduğum gibi olmadı baba. Peki çalışmaya başlayabilir miyim? Tamam lan, bağırma. Tabii başlayabilirsin oğlum. Salon senin salonun. Çalış. Bak bak. Ne kadar yanlış bir şey yapıyorsun, farkındasın değil mi? Önce küçük ağırlıklarla vücudunu bir ısıt, ondan sonra büyük ağırlığa geç. Tamam. Bunları öğrenmeden spor mu yapılır ya? Nasıl yapayım ben şimdi? İlk önce bir şu hareketleri yap bakayım. Oğlum ayağa kalksana. Evet. Düzgün yap şu hareketi. Dik dur. Dik dur oğlum. Ya. Dik dur, dik. Senden de sporcum olur. Bunu 5 set tekrarla, ondan sonra kaldır bakayım ağırlığı. Kaldırabileceğim. Dikkatli yap, dikkatli. Belini mi kırını inciteceksin ya? Tamam baba, doğru yaparım işte. Bak şimdi en büyük ağırlığa geçeceğim. Oğlum dikkat et, bir yerini sakatlayacaksın. La sen ayaklarını niye kaldırmıyorsun? Oh. Baba böyle karın kaslarımı çalıştırıyorum ya. Ne yapıyorsun oğlum? Farkını verseydin de sıçsaydın bari be. Düdük mü yuttun? Sen duydun mu baba ya? Ulan sadece ben değil, tüm apartman duydu senin ne yaptığını. Baba ama sen senaryon salonu spor yapmama. Ulan ben sana spor yapasın diye izin verdim. Salonun ortasına sıçasın diye değil. Tamam baba ya, ben bir lavaboya gidip geleyim. Git git, git de odanı bir değiştir. Nasıl olsa sıçtın altına. Evet, yarışmacılarımızdan Poyraz Gündüz ilk sırada atlayacak. 1, 2, 3. Birinci yarışmacımız Poyraz, ikinci yarışmacımız Öykü, üçüncü yarışmacımız Murat, dördüncü yarışmacımız Caner. Şimdi üç deyince başlıyoruz. 1, 2, 3. Haydi biraz açtınız. Her zaman Poyraz abla. Evet sevgili takipçilerimiz, bu hafta evimizde bir tadilat vardı. Buzdolabı aldık. Buzdolabı kapıdan geçmediği için kapıyı söktük. Kemer böyle yaptık. Videoda az çok görmüşsünüzdür ama çekimlerde pek o sahnelere giremedim çünkü çalışıyorduk, terkan içindeydik. Zor oldu biraz ama size parça da olsa biraz göstermeye çalıştım. Bu hafta hatalarımız varsa affola. Videomuzu beğendiyseniz yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Şimdi size biraz mutfağı yakından göstereyim. Arkadaşlar burada kahverengi fayanslarımız vardı. Onları PVC lambire alıp böyle mermer görünümlü bir aksam kazandırdık. Yengeniz burada. Dolabımızı değiştirdik arkadaşlar. Böyle daha geniş, iç kapsamlı bir dolap yaptık. Derin dondurucusu alt tarafta. Profilo marka bir dolap aldık. Mutfağımızda başka işledik. Gördüğünüz gibi de kemerimiz yapıldı. Artık daha ferah ve daha geniş kullanımlı bir alana sahibiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.